B1 B2 özel İngilizce kursunda 17. bölümdeyiz arkadaşlar. Bu bölümde prefix ve suffixleri konu alacağız. Şimdi bunlar önek ve sonek olarak Türkçeye çevrilmektedir. Bunları detaylıca inceleyeceğiz. İlk olarak şöyle bir haritamıza bakalım. 17. bölümde prefix'lerle birlikte örnekleri kelimeler üzerinden vereceğiz. Yani bayağı bir kelime öğrenmiş olacağız aynı zamanda. Ve prefix Örnek verilen kelimelerle birlikte tek tek cümleler kurup uygulamalar yapacağız ikinci partta. Üçüncü partta suffix'e geçiyoruz. Bunları da yine aynı şekilde örnek kelimelerle birlikte vereceğiz. Daha sonra suffix'lerle alakalı o verdiğimiz kelimelerle birlikte tek tek artık yapabildiğimiz kadar cümle yazacağız arkadaşlar. Genel yol haritamız bu şekilde olacaktır. Birinci parta şimdi başlayabiliriz. Evet, prefix'le birlikte başlıyoruz. Şöyle prefix ya da suffix... İşte kelimelerin önüne ya da kelimelerin sonuna getirilen eklerle birlikte yeni kelimeler türetiyoruz. Bunlara da işte önek, son ek diyoruz. İngilizce'de de bunu prefix ya da suffix'lerle birlikte veriyoruz. Genellikle bu şekilde tanımlanmaktadır. İlk olarak prefix, önek demektir. İsmin, sıfatın ya da fiilin önüne eklenen bir ekle beraber yepyeni bir kelime elde edilir. Öne ekliyoruz. Kelime elde ediyoruz. Bu eklere de önek diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi birlikte şimdi bu önekleri kelimelerle birlikte öğrenmeye başlayabiliriz. Zaten bunları daha önceden ben cümlelerimde de aynı şekilde işlemiştim arkadaşlar. Evet ilk olarak anti zıt karşı anlamındadır. Örneklere bakalım hemen. Antiseptik, antiseptik. Ağrı kesici gibi düşünebilirsiniz. Anticlockwise, Saat yönünün tersine, saat yönünün aksine anlamında. Anti-aircraft, uçak savar. Mesela aircraft, uçak, uçağın karşıtı ne olabilir? Uçak savar olabilir değil mi? Yepyeni bir kelime türetiyoruz arkadaşlar bunlarla birlikte. Anti-climax, hayal kırıklığı, düş kırıklığı anlamında. Antibacterial, antibakteriyel. Antibiyotik, antibiyotik. Antifreeze, antifriz ya da donmayı önleyici şey diye tabir edebiliriz. Antisocial, antisosyal yani sosyal olmayan anlamında kullanılmaktadır. Evet, anti ya da Türkçe tabirle anti bu şekilde tanımlanmaktadır. Evet, otoya geldim. En çok bildiğimiz otomobil değil mi? Otomobil. Yani kendi kendine çalışan, kendi kendine anlamında kullanılmaktadır arkadaşlar. Otograf, imza. Yani bir kişinin kendi imzası anlamında kullanılmaktadır. Autopilot, otopilot, automatic, otomatik, kendi kendine işte bir makine otomatik olabilir ve o da kendi kendine çalışır zaten. Automobile, otomobil, araba gibi. Autocracy, otokrasi dediğimiz bir yönetim biçimi işte demokrasi, otokrasi gibi. Otonomi, özellik anlamında kullanılmaktadır. Genellikle otoyla alakalı bu kelimeleri sizlere örnek verebilirim arkadaşlar. Geldim by. İki ya da çift anlamında kullanılmaktadır. Biceps. Pazı. İki tane pazımız var oradan gelsin aklınıza. Bicycle, bisiklet. iki tekerleği var oradan gelsin aklınıza. İki tekerlekli anlamda bakın. iki döngülü şekilde. Ona ne diyoruz? Bisiklet diyoruz. Tamamen yepyeni bir kelime elde etmiş oluyoruz burada. Evet, bifocal iki odaklı, çift odaklı. Bilingual iki dilli, çift dilli mesela. Bimonthly iki ayda bir, iki aylık, iki ay süren. Binoculars dürbün, iki tane göz var değil mi? Dürbün anlamında. Biplane çift kanatlı uçak. Bisect ikiye bölmek ya da ikiye ayırmak anlamında yine kullanılmaktadır. Bayla bu şekilde özetlenebilir. Geldim co. Co en çok bildiğimiz coworker değil mi? İş ortağı. Hani bu şekilde tabir edebiliriz. Ortak anlamında ya da birliktelik kurma anlamında bu şekilde co ile birlikte kelimeler yapılabiliyor. Co-adaptation. Birlikte uyum. Ortak uyum. Co-author. Ortak yazar. Co-education. Bu ortak eğitim değil, karma eğitim genellikle Türkçe'de kullandığımız karma eğitim. Bu şekilde co-education ile birlikte verilebilir. co birlikte genişleyen, ortak genişleyen anlamında kullanılabilir. Tabii ki sıfatlaşıyor. Şu isim, şu sıfat tabii farklı kelimelere, kelime türlerine gelmektedir arkadaşlar. Co-pilot, yardımcı pilot. Coalitionist, koalisyoncu anlamında kullanılmaktadır. Evet, counter'a geldim. Counter, karşı zıt anlamında, anti gibi kullanılabilir ama bunların tabi özel kelimeleri vardır. Sadece counter'la birlikte bunlar kullanılabiliyor. Bunu da aklınızdan çıkartmayın arkadaşlar. Counter accusation, karşı suçlama. Contract, karşı koymak. Counter attack, karşı atak. Counter emotion, karşı duygu. Counter exploit. Karşı istismar, karşı sömürü. Counter capital. Karşı sermaye anlamında, karşı anlamında, zıt anlamda kullanılmaktadır. Counter. Devam ediyorum. Dis ile birlikte. Disi kullanırken biz biliyoruz ki işte olumsuz anlam katıyordu. Onun tam tersi, onun tam zıttı şekline geliyordu. Bakalım şimdi örneklerimize. Disable. Devre dışı bırakmak. Yani onu yapmayı işte onu bozmak gibi düşünebilirsiniz. onun yapamama gibi bir durumu düşünebilirsiniz. Genellikle devre dışı bırakmak anlamına tanımlayabiliriz tabii ki. Disable. Disagree katılmamak. Agree katılmak, disagree katılmamak. Discover. Keşfetmek. Cover örtmek. Discover örtmemek. Açmak. Yani keşfetmek anlamında bu şekilde aklınıza kalsın. Disgrace. Rezalet ya da rezil etmek anlamında kullanılmaktadır disobey itaatsizlik etmek, uymamak, söz dinlememek anlamında. Displease hoşnutsuzluk. Disappear bakıma muhtaçlık. Repair zaten tamir etmek, bakmak anlamındadır. Disadvantage dezavantaj. Distrust güvensizlik, güvenmemek anlamında. Trust zaten güvenmek demektir. Disappear kaybolmak. Appear ortaya çıkmak. Disappear ortadan kaybolmak. Tam tersi. Disappoint, hayal kırıklığını uğratmak. Disbelief, inançsızlık. Belief'i de zaten biliyoruz. Belief, inanç demekti zaten. Dis de bu şekilde özetlenebilir. Evet, ex'e geçtim. Önceki eski anlamında kullanılmaktadır. Ex-boyfriend, önceki erkek arkadaş. Ex-polisman, önceki polis memuru. Ex-husband, önceki koca ex worker önceki işçi ex collaboration önceki işbirliği ex wife önceki eş bunlar hepsine eski de diyebilirsiniz tabii ki önceki olmuş oluyor. Eski erkek arkadaş, eski polis memuru, eski koca şeklinde. Evet re'ye geldim. Hem tekrarlama hem de geriye gitme anlamında kullanabiliyordu. re restructure Structure yapılandırmak zaten. Aynı zamanda temel anlamına da geliyor. Yapı anlamına da geliyor. Re dediğiniz zaman tekrardan yeniden yapılandırmak anlamında kullanılmaktadır. Visit ziyaret etmek. Revisit tekrar ziyaret etmek. Appear ortaya çıkmak. Reappear yeniden ortaya çıkmak. Build inşa etmek. Rebuild tekrar yeniden inşa etmek. Finance finanse etmek. Refinance yeniden finanse etmek anlamında kullanılmaktadır. Aklınıza bulunsun. Biraz daha revise, revize etmek. Bunu biliyoruz değil mi? Revise. Aynı zamanda işte gözden geçirmek, incelemek anlamında tekrar bakmak, tekrar incelemek anlamında kullanılabiliyordu. Onu da belirteyim. Play oynamak bunu biliyoruz. Replay tekrar oynatmak arkadaşlar. Videoyu ve benzeri tekrar oynattığınız zaman replay yaparsınız zaten. Reflector Reflektör bizim bildiğimiz yansıtıcı ya da ayna olarak da mirror olarak da işte bunu bilebilirsiniz. Reflector. Repeat tekrar etmek. Rebellion isyan ayaklanma. Refresh yenilemek. Fresh'in zaten taze anlamını yeni anlamını biliyoruz. Revenge intikamını almak. Retrieve geri almak. Return geri dönmek. Review yeniden incelemek yani Review ya da revise bunlar biraz yakın anlamlıdır bunu da belirtelim. Evet son bir kez fiillere de bakalım. Remember hatırlamak. Reaction da isim hali reaksiyon. React zaten hani tepki vermek, reaksiyona girmek anlamında kullanabiliyor. Tepkimek. Rebound sekmek ya da sekme anlamında isim ve fiil anlamında kullanabiliyor. Retreat geri çekilmek. Reverse, tersine çevirmek. Mesela olayı, olguyu tersine çevirmek anlamında. Recycling, geri dönüşüm. Aynı şekilde recycle zaten fiil anlamında geri döndürmek, geri dönüşüm yapmak anlamında zaten kullanılabiliyordu. Onu da hatırlatayım arkadaşlar. Re de bu şekildeydi. Over'a geldim. Zaten bunu nereden biliyoruz? Aşırılık anlamı katıyordu. Present Perfect Tense de sizlere göstermiştim zaten. İşte over the last years, mesela son yılları aşkındır, son yıllarda şeklinde gösteriyordum. Evet çok fazla aşırı anlamında over kullanılabiliyor. Overbook, fazladan rezervasyon yaptırmak, fazla yer ayırtmak, fazladan yer ayırtmak gibi. Overbook, oversleep fazla uyumak, aşırı uyumak, overwork fazla çalışmak, Overabstract. aşırı soyut. İsimle de kullanılabiliyor. Bakın dikkat edin. Over attention'da olduğu gibi. Aşırı dikkat, aşırı ilgi. Over attention. aşırı hareket ya da overact, aşırı hareketlenmek. Aşırı hareket göstermek de olabilir tabii ki. Over aşırı avantaj. Over bitter, aşırı acı. Sıfata da gösterilebiliyor gördüğünüz gibi. Over ambition, aşırı hırs. Overburn, fazla yanmak, aşırı yanmak anlamında kullanılabilir. Ana geçtim. Anla birlikte olumsuzluk. Yani o sıfatın tam tersini çeviriyorduk. Zaten örneklerde çokça yapmıştık anla birlikte. Örneklere bakalım. Unacceptable kabul edilemez. Acceptable kabul edilebilir. An ekle olumsuzluk katıyor. Tam tersi. Kabul edilemez. Emotional duygulu. Unemotional duygusuz. Fair haklı. Unfair haksız. Friendly, arkadaş canlısı. Unfriendly, zarflaşıyor tabii ki, düşmanca. Happy, mutlu. Unhappy, mutsuz. Known, bilindik, tanındık anlamında. Unknown, bilinmeyen, tanınmayan anlamında. Popular, popüler. Unpopular, popüler olmayan. Tidy, düzenli untidy düzensiz. Uninteresting ilgisiz yani ilgisi olmayan anlamında kullanılabiliyor. Interesting ilginç zaten. Uncertain belirsiz. Certain belirli, kesin, kati durumlarda uncertain belirsiz. Pleasant hoş, unpleasant hoş olmayan anlamında kullanılmaktadır sevgili arkadaşlar. An da bu şekildeydi. Geldim misse. Mis, e. mis de kötü ya da yanlış bir şekilde anlamında yine tam tersine çeviriyor ama olumsuzluk katıyor misi kullandığımız zaman. Misbehave yaramazlık yapmak. Misfire anlaşılmamak. Ateş almamak anlamında da kullanılabiliyor. Mesela işte anlaşılmıyorum. İşte beni anlamıyorsunuz anlamda misfire kullanılabiliyor. Mesela bir işte fire'dan gelsin aklınıza ateş almamak bir silah ateş almaması ya da herhangi bir şeyin ateş almaması, odunun ateş almaması gibi misfire de kullanabiliyor Çünkü fire yanmak demektir. Misfire yanmamak demektir. Anladınız mı? Mishear yanlış işitmek. Hear zaten duymak demektir. E mis'i koyun yanlış, kötü. Hangisi yanlış tabii ki? Yanlış duymak, yanlış işitmek anlamında kullanabiliyor. Lead, mislead yanıltmak. Misplace yanlış yerleştirmek. Misread yanlış okumak. Misspell yanlış yazmak. Mistake hata. Bunu zaten isim halde biliyoruz değil mi? Siz hep genellikle böyle öbek halinde bildiniz. İşte mis ve take'in birleşmesinden mistake oluşuyor. Hep aklınızda hata olarak kalmış. Değil mi arkadaşlar? Peki yanlış anlamak anlamında ya da karıştırmak anlamında bu şekilde düşünülür mü mistake'i? Hep isim halinde ezberlediniz, bildiniz. Bunlara da biliniz. Yanlış anlamak, yanlış kavramak ya da karıştırmak anlamında da kullanılabiliyor. Misunderstand, yanlış anlamak yine. Misuse, yanlış kullanım. Yanlış, yanlış kullanmak demektir zaten. Miscalculate, yanlış hesaplamak, hatalı hesaplamak. Misjudge, yanlış hüküm vermek. Mis, Kısacası yanlış, kötü anlamında fiili başlatmaktadır. Ya da ismi başlatmaktadır bu şekilde. Out'a geldim. Diğerlerinden daha fazla veya daha iyi. Ya fazlalık verecek ya da ondan daha iyi olduğunu söyleyecek. Outperform. Daha iyi performans sergilemek. Bakın burada outperform. Burada. Outbid yüksek teklif. Yüksek. Yani bit teklif. Outbid demek ki daha yüksek teklif. Daha iyi bir teklif mesela. Outlive birinden daha uzun yaşamak. Outweigh daha ağır basmak. Outwear daha uzun giymek ya da daha iyi giymek. Outnumber sayıca üstün olmak. Outwit atlatmak anlamlarında kullanılmaktadır. Out'a biraz devam edelim outgrow büyümek ya da şöyle aşırı büyümek ya da daha iyi büyümek anlamında kullanabilirsiniz tabii ki. Sizin vereceğiniz anlama bağlı. Outgrow. Outlive daha uzun yaşamak. Outside dışarıda. Şimdi aynı zamanda dış anlamı da var tabii ki out'un. Out Outla ilgili dış anlamlara da bakalım. Outside'ın dışarısı anlamını biliyoruz zaten. Outward dışa doğru. Bu bir zarftır tabii ki. Outbuildings, ek binalar. Yani dış binalar. Binanın dışındaki binalar. Outpatient, ayakta tedavi gören hasta. Heh, mesela bunlar da istisnai durumlardır. Bunları da bu şekilde öbek olarak ezberleyeceğiz, bileceğiz arkadaşlar. Outlying, uzak, ücra. Outlying village dediğimiz zaman işte uzakta duran ücra köyler mesela. Outgoing, bu bir sıfat olarak tabi değerlendireceğiz. Dışa dönük, açık yürekli anlamlarında kullanıyoruz. Out da bu şekildeydi. Be'ye geçelim. Yapmak ya da neden olmak anlamında. bir friend, arkadaş olmak. Be little, küçümsemek. Bu şekilde kullanabilirsiniz. De bunları çok fazla tercih etmiyoruz tabii ki. Çok görmeye de bilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Daha farklı cümle kurmak isterseniz bu anlamlarda daha farklı şeylere yöneliyoruz. Tabii ki siz de biliyorsunuz. Evet D'ye geçelim. Tersini yapmak. Yaptığın şeyin tersini yapmak. Bakalım nasıl. Accelerate hızlandırmak. Hız vermek. The accelerate hızını azaltmak. Hızını düşürmek. Bakın tam tersi. Hız vermek. Hızını azaltmak. Yine şu da aynı. Decelerate de yine aynı şekilde. Accelerate hız vermek. Hızlandırmak. Decelerate yavaşlamak. Aynısı. The acclimate climate, iklimi bozmak. Deactivate, devre dışı bırakmak. Zaten activate hani aktif hale getirmek deriz ya. Diye getirdiğin zaman tersini yapıyorsun, devre dışı bırakıyorsun. Assert zaten savunmak, iddia etmek anlamında. The assert dediğiniz zaman da caydırmak anlamında. Yani onun tam tersi. İddiadan döndürmek. Savunamamak anlamında, caydırmak anlamında kullanılmaktadır. Di de bu şekilde. For'a geçelim. Daha önce, önce ya da ön anlamlarında kullanılmaktadır. For. Foreclose. Zamanından önce yapmak. Foreclose. Foresee. Önceden görmek. Biz genellikle bunu ne diyoruz? Tahmin etmek diyoruz değil mi? Foresee. Bunlar başka nelerdi mesela? Forecast. O da vardı zaten. Estimate. Foresee burada olduğu gibi. Guess. Bunlar tahmin etmek anlamında kullanılabiliyordu. For advice, ön tavsiye ya da önden tavsiye vermek. For alleged, önceden bildirilmiş. For alleged, önceden bildirmek. For announce, önceden bildirmek. Yine aynı şekilde. For announcement, ön duyuru. For answer, önceden cevap. Ön cevap. For a point, ön randevu. For appointment ön randevu yine aynı şekilde. Şunu fiil halinde de gösterebiliyoruz tabii ki. For appointi değil mi? Önceden randevu almak anlamında. Ön randevu almak anlamında. For approval ön onay. For approve fiil hali appointte olduğu gibi önceden onaylamak anlamında kullanılmaktadır. Intro geçelim. Arası ya da arasında anlamında kullanıyoruz. Interact etkileşim. E i̇ki şeyin arasında ya da daha fazla şeyin arasında zaten etkileşim olur. Başka ne olacak? Intermix birbirlerini karıştırmak. Interface arayüz. Interfere karışmak. Intercede araya girmek. Interaction etkileşim. Hep bunu bütün halde öğreniriz değil mi? İşte interaction etkileşim demektir. Inter ve Action ile birlikte birleştiğini önceden çok farkına varıyor muydunuz arkadaşlar? Inter, Action ile birleşiyor. Interaction oluyor bu da etkileşim haline geliyor. Bence çok fazla farkında değildiniz değil mi? Evet, interim ara, geçici, geçici şey anlamında kullanılabiliyor. Sıfat olarak tabii ki. Interject, araya girmek. Intermediate, orta düzey. Hani intermediate level deriz ya orta düzey seviye işte upper intermediate şeklinde. International uluslararası arası dikkat edin. Intervene araya girmek anlamında karışmak anlamında kullanılmaktadır sevgili arkadaşlar interda bu şekilde. Pre'ye geçelim. Pre hani prefix bakın. Ön ek dikkat edin. Pre ön önceden anlamında kullanılmaktadır. Buradan bilebilirsiniz pre expose Önceden maruz kalmış demektir. Prejudge, ön yargı. Pretest, ön test. Preabdomen, doğum öncesi. Preablation, ön kabartma. Preacknowledge, ön onay. Preanalyzed, önceden analiz edilmiş pre-analyze zaten önceden analiz etmek anlamında bakın şurada fiilleştirebilirsiniz de burada biraz daha işte serbest davranmak gerekiyor bunları biraz daha çıkarım yapmak inference yapmak gerekiyor tabii ki pre-marked önceden işaretlenmiş pre-mark önceden işaretlemek o zaman değil mi sevgili arkadaşlar pre-made önceden yapılmış pre-make önceden yapmak anlamında kullanılabiliyor tabii ki evet sabah geçelim Aklınıza ne geliyor hemen? Sub-Zero. Değil mi? Belki Mortal Kombat'ten gel gelebilir aklınıza. İşte ölümcül dövüşten. Orada Sub-Zero karakteri var diye orada mesela aklınıza gelebilir arkadaşlar. Sıfırın altında anlamda. Altında altı anlamda. Sub. Subcontract. Alt sözleşme. Subdivide. Alt bölümlere ayırmak. Divide zaten ayırmak bölmek demektir. Subbay. Metro. Alt yol. Değil mi? Alt yol ne oluyor arkadaşlar? Metro oluyor değil mi? Başka bir şey olmaz herhalde. Subway ya da metro diye de tabi İngilizce'de geçmektedir. Submarine, denizaltı. Subheading, alt başlık. Submerge, daldırmak. Subzero, sıfırın altında. Sub da bu şekilde. Trends'e geçelim ötesinde değişmiş, dönüşmüş anlamında aklınıza hemen transform o film neydi arkadaşlar? Transform değil mi? İşte o filmden mesela aklınıza gelebilir. Transformasyondan işte dönüşme değil mi? İşte dönüşüm anlamında, değişim anlamında kullanabiliyordu. Bu şekilde oradan aklınıza gelebilir. Evet, transaction işlem. Transferred transfer transitive geçişli translated tercüme translate çevirmek translator çevirmen transuranium uranyumun ötesinde transparent şeffaf içi görünür anlamında kullanılır Evet hyper'a geçelim. Aşırı anlamında kullanılır hyper. Hyperinflation. Hiper enflasyon. Yani aşırı enflasyon, yüksek enflasyon diyebilirsin. Hyperinflation. Hyper surface. Hiper yüzey. Aşırı yüzey. Hyper responsive. aşırı duyarlı. Hypersensitive, aşırı duyarlı. Sorunlu anlamda da kullanılabilir şu responsive hypercorrectly aşırı doğru bakın zarflaştırmış bile. Yani bunları da rahat olun arkadaşlar zarflaştırabilirsiniz. Yani ille bu tek bir kelime olarak algılamayın bunu zarflaştırabilirsiniz. İsim yapabilirsiniz ama hypersensitive'i ayırmayın. Ha, sensitive duyarlı kullanabilirsiniz tabii ki o başka. Hypercorrectly dedik aşırı doğru. Hyperrealistic aşırı gerçekçi. Hyperimmunized aşırı bağışıklanmış. Bağışıklık kazanmış ya da hyper efficient aşırı verimli. Efficient zaten verimli demektir. Hyper estetik. Hiper estetik. Çok estetik, aşırı estetik, yüksek estetik anlamında hyper kullanılabiliyor bu şekilde. Kilo'ya geçelim. Kilo sevgili arkadaşlar Bin anlamındadır. Nasıl oluyor hocam? Örneklere bakalım. Biraz önyargıları yıkmak gerekiyor. Kilometre. Sevgili arkadaşlar, metre diyor. Bana bir kere kilometre demiyor. Metre ne demek? Metre demek. Açık açık konuşalım. Metre. E, kiloyu ekle. Kilo bin demek. Bin metre. Bin metre. E kilometre. E hocam biz kilometre olarak biliyoruz. Tamam tersine çevirebiliyorduk. Demek ki bir kilometre şeklinde bu şekilde kullanabiliyoruz, değil mi? Bin metre, bin metre, bin metre gördünüz mü arkadaşlar? Kiloyu bin anlamında kullanıyoruz, bu şekilde farkına varınız. Kilo kalori, bin kalori, Kilobytes. bin byte. Normalde biz kilobyte olarak söyleriz onu, ama bin byte'dir onun cevabı. Kiloton Bin ton. Kilogram. Bin gram. bin gram. Bin gram. Ben farklı bir şey yazmıyorum bakın. Kilo bin gram gram zaten. Kilogram. Bin gram. Aynı şekilde burada da yazdım. Kilowatt. Bin watt. Kiloliter. Bin litre. Kilo bin litre litre zaten. Bin litre bin litre. Bu şekilde kilo bin demektir. Mal, kötü, yanlış, hatalı, yetersiz anlamlarında mal kullanılır. Aklınıza hemen besinle alakalı gelir, beslenmeyle alakalı malnutrition gelebilir. Çokça karşımıza çıkar zaten yani yetersiz beslenme anlamında. Elbette ki o da var. Malfunction, arıza. Mal treatment, kötü muamele. Kötü tedavi, yanlış tedavi de diyebilirsiniz. Biraz kendimizi aşıyoruz. Malnutrition. Yetersiz beslenme. Nutrition beslenme demektir zaten. Mal distribution. Yanlış dağıtım. Hatalı dağıtım, kötü dağıtım. Mesela. Mal functioning. Arızalı. Functioning çalışan demektir. Bakın işleyen demektir. Sıfattır. Mal getirin. Kötü çalışan. Arızalı. Yani söyleyebilirsiniz tabii ki. Mal adaptation. Uyumsuzluk. Bakın adaptation'a isime getirsiniz. isim elde edersiniz. Sıfata önekleri getirirseniz sıfat elde edersiniz. Fiile önceden yaptık. Fiile önek getirirseniz farklı bir fiil elde edersiniz. Yani fiilden isim elde etmezsiniz. Fiilden sıfat elde etmezsiniz. Sıfattan isim elde etmezsiniz arkadaşlar. Bunlar yapısını değiştirmez. Bunlar sadece sıfattan farklı bir sıfat evirir fiilden farklı bir fiile evirir, isimden farklı bir isme evirir. Bu şekilde düşününüz. Burada olduğu gibi zaten bakın yukarıda malfunctioning arızalı sıfat sıfata gelmiş. Maladaptation isme gelmiş adaptasyon uyum. Mal eklemiş uyumsuzluk anlamında yine isim olmuş ama olumsuz isim gördünüz mü? Malpractices yanlış uygulamalar. Malpractice de zaten hani yanlış uygulama şeklinde kullanılabilir. Ha şunu da belirtin, Practice zaten hocam pratik yapmak değil midir? Fiil hali de vardır. Evet, Meal practice demek ki fiil olarak da kullanabiliyor kötü uygulamak, yanlış uygulama yapmak anlamında tabii ki tercih edilebiliyor. Evet, mega'ya geçelim. Megada milyon demektir arkadaşlar. Az önce kiloyu bin olarak gördük. Mega'da milyon demektir. Megabit, milyon bit, milyon tane bit megaton, milyon ton, megapiksel, milyon piksel, megahertz, milyon hertz, megacycle, milyon döngü, megastars, milyon yıldız, megawatts, milyon watt, megavolts, milyon volt, megabytes, milyon byte. Evet şimdi mini'ye geçtim. Mini de küçük demek zaten. Ufak kısa anlamlarında kullanılabiliyor. Mini skirt. Kısa etek. Mini bus. Minibüs. Mini bar. Mini bar. Küçük bar. Hani bu şekilde düşünebilirsiniz. Mini car. Ufak araba. Mini tower. Ufak kule. Mini dress. Kısa elbise. Mini biraz devam edelim. Mini park, küçük park. Mini pill, ufak hap. Mini disks, mini diskler, küçük diskler. Mini biker, ufak motorcu. Mini camps, mini kamplar, küçük kamplar. Mini buses, minibüsler, Hani işte küçük küçük otobüsler demiyoruz da. Biz Türkçe'de minibüs diyoruz. Aslında o İngilizce'den Türkçe'ye geçme bir kelime. Minibüs dediğimiz zaman. Burada gördüğünüz gibi zaten mini buses. Mini bus, şurada bakın şu ü oluyor. Alın size Türkçe kelime. Türkçe kelime elbette değil. İngilizce kelime. Evet, mini bikers, mini bisiklet, mini bikes, mini bisiklet olarak, küçük bisiklet olarak çevrilebilir. Mono'ya geldim. Mono bu da tek bir mono anlamına kullanılır. Monolingual, tek dilli. Monoculture, monokültür. Tek kültür, bir kültür demektir mono. Monogenetik, monogenetik. Yani tek genetik, bir genetik. Monograf, monografi. Monolayer, tek katmanlı, tek tabakalı. Monopsony, tekel. Monogenic, monogenik, monojenik. Monotrim, monotrim, yine aynı şekilde. Monocycle, tek döngü. Şimdi bunların ben orijinalliğini bozmak istemedim. Türkçe fazla da bu şekilde çevrilmiyor arkadaşlar. Böyle terimsel olarak kalmış. Siz de bu şekilde terimsel olarak öğrenebilirsiniz. Evet, neo'ya geçtim. Yeni anlamındadır. Hani biz ne biliriz önceden? İşte neo klasikçiler vardı. İşte neo modernistler vardı, değil mi? Mesela. Yeni anlamda yeni modernciler, işte yeni klasikçiler ve benzeri bu şekilde aklınıza gelmiştir. Yeni anlamında neo'yu kullanıyoruz. Neo kolonyalizm yeni sömürgecilik. Neo classicists neoklasikçiler yani yeni klasikçiler. neo neoklasizmler ya da yeni klasizmler. Neoliberalizm, neoliberalizmler yani yeni liberalizmler, neorealistik, yeni gerçekçi, neoklasik, neoklasik, yeni klasik demiyoruz da neoklasik daha çok diyoruz tabii ki. Bir çağı neoklasik çağ dediğimiz zaman değil mi? Neoklasik age dediğimiz zaman neoklasik çağ diyoruz. Evet aslında Türkçemiz daha çok kullanmak gerekiyor. Neo'yu değil yeniyi kullanmak gerekiyor aslında. Evet out'a geçtim. Aşmak çıkmak anlamında kullanılabiliyor. Bakalım fiillerle birlikte kullanacağız arkadaşlar. Tabi isim de olabilir. Outdo. Aşmak. Outperform. Performansın üstüne çıkmak anlamında. E tabi böyle tirede gösterirseniz isime döner. Bunu belirteyim. Tireli ifadeler. Gördüğünüz zaman isme yönelin. Ha, bunu birleştirirsiniz. T'ye atarsınız. alt performu fiile de dönüştürebilirsiniz. Üstün performans sergilemek anlamında kullanabilirsiniz. Onu belirteyim yani kafanızda soru işareti kalmasın. Outrun çıkış, depar ya da sınırı aşmak anlamında kullanılabilir. Outnumber sayıca üstün olmak fazla gelmek anlamında. Outwit zekasını aşmak, atlatmak. Outgrow giderek büyümek anlamında. Yani o büyümeyi, o çıtayı aşmak anlamında yine gitgide büyümek anlamında kullanılabilir. Mesela grow gradually, grow continuously, grow permanently. Hani giderek büyümek. O anlamda outgrow kullanılıyor işte. Outlay daha uzun yaşamak anlamında kullanılmaktadır. Evet, poly'ye geçtim. Poly birçok, bir hayli çok ya da çoklu anlamında kullanılıyor en çok aklınıza gelen hemen hastaneye gittiğiniz zaman poliklinikler nerede? Abi diyoruz şöyle abla diyoruz değil mi? Poliklinik. Poliklinik. Ya ama nasıl yani? Poli ne demek? Evet bundan sonra farkına varacaksınız. Çoklu klinikler ne tarafta? Bir hayli klinik demiyoruz. Birçok klinik demiyoruz da çoklu. Çok klinik yeri ne tarafta? Yani birden fazla klinik anlamında değil mi arkadaşlar? İşte göğüs, işte kulak burun boğaz vesaire göz. Onlar hepsi birer kliniktir. Ve biz de bunları gösterirken çok klinikli diyor dersek poliklinik şeklinde kullanıyoruz. Politeknik, politeknik çok teknik anlamında. Ben bunu poliyi bozmak istemedim. Polisülfaid, polisülfür, Polynuclear, polinükleer yani aşırı yani bir hayli nükleer anlamında çok nükleer anlamında kullanabilirsiniz. Polycentric çok merkezli. Bunu genellikle duyarsınız zaten. Polygenesize poli oluşumlu, çok oluşumlu. Birçok oluşumlu anlamında kullanabilirsiniz. Poli de bu şekildedir. Evet, supra geçelim daha fazla yukarıda üstün anlamda süpür kullanıyor. Zaten süpür biz hep yukarı anlamında tercih ediyoruz değil mi? Yani o şekilde aklımıza yerleşmiş. Süpür set, süper set, daha fazla set, üstün set, kurulum. Süpür üst üste binme, yüklenme. Süpür power, süper güç, üstün güç. Super abundant, Süper bol. Çok bol. Bayağı bol anlamında. Superficial. Yüzeysel. Superfine. Süper ince. Çok ince. Fazla ince. Superhuman. İnsan üstü. Superimpose. Üst üste yapmak. Empoze etmek. Superintendent. Müfettiş. Bu da isimle birlikte gördüğünüz gibi kullanılıyor. İsim isme dönüşmüş. Superman süper adam. Superman işte aklınıza buradan gelsin arkadaşlar. Superstar süper yıldız, değil mi? Star zaten yıldız demektir. Yani üstün yıldız şeklinde kullanabilirsiniz. Geldim three'e. Three zaten hani three derken, 1 2 3 derken üç anlamına geliyor. Kısaltılması 3 anlamındadır arkadaşlar three. Three annual event 3 yıllık etkinlik. Three annual. Üç yıllık. Bakın burada. Trilingual. Üç dilli. Bilingual'ı hatırlayın. O da iki dilliydi değil mi? Evet aynen öyle. Three serial. Üçlü seri. Three sector. Üç sektör. Üçlü sektör. Three cyclic. Üç döngüsel. Sıfat olarak kullanabilirsiniz. Three nodal. Üç düğümlü. Three partition. 3 bölümlü, 3 partlı deriz ya hani. Trifold 3 kat, 3 katlı. Three cornered hat 3 köşeli şapka. Bu şekilde örnekler verebiliriz. Ultra ötesinde, aşırı anlamında. Ultrasound, ultrason. Aynen öyle. Ultrason tamamen ultrasound'dan gelmektedir arkadaşlar. Bu şekilde ultrasonik, ultrasonik, ultralight, aşırı hafif. Zaten light hafif anlamını biliyoruz. Sıfat anlamını kullanıyoruz. Ultra short, kısa, aşırı kısa, fazla kısa. Kısanın da ötesinde anlamında, yani çok büyük kısa anlamında kullanılıyor. An ultra modern kitchen, ultra modern bir mutfak. Ultra, modernin de ötesinde, bayağı bir iyi yani o şekilde. An ultra cautious approach. Son derece ihtiyatlı bir yaklaşım, son derece dikkatli bir yaklaşım. Son derece anlamında. Ötesinde yani. Dikkatin de ötesinde bir yaklaşım. Yani kılı kırk yarmak, çok dikkat etmek gibi bir anlam katıyor zaten. Ultra right wing organizations. Wing aşırı sağcı şurada bakın. Ultra right. Aşırı sağcı örgütler, organizasyonlar şeklinde kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet vice'a geçelim. Vekil yardımcı anlamındadır. Şimdi bakanlıklarla alakalı söyleyeyim sizlere burada. Bakın vice president. Başkan vekili. Yani başkan yardımcısı. O yokken bu başına geçer o olmadığı zamanlarda, hasta olduğu zamanlarda mesela bir, iş, ye, bir yere gittiği zamanlarda Vice President koltuğa oturur. O koltuktadır. Her şey onun önüne gelir. Başkan vekili. İkinci yetkili kişi yani. Vice Consul, konsolos yardımcısı. Vice Principal, müdür yardımcısı. Vice Mayor, başkan yardımcısı. Belediye başkan yardımcısı desek daha iyi olur. Vice Chair of the Komite. Komite başkan yardımcısı. Bazen chair ile birlikte de verilir arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Vice chair. President diyebilirdi mesela. Vice captain of the team. Takımın kaptan yardımcısı. Vice chairman. Başkan yardımcısı. Bu tür anlamlarda kullanabilirsiniz tabii ki. Evet under'a geçelim biraz. Under'ın biz altında anlamını biliyoruz ama yeterli olmayan anlamını da bilmemiz gerekiyor düşük, underfund, yetersiz fon, undersell, az satmak, yetersiz satmak, Under Value değersizleştirme, küçümsemek, underdevelop, gelişmemiş, develop, gelişmek, underdevelop, gelişmemek anlamında kullanılabilir. Underarm, koltuk altı, underclothes, iç çamaşır. Undercooked, Az pişmiş, undercurrent, düşük akım, current'ın akım anlamında biliyoruz zaten, şu anda anlamında biliyoruz. Underdog, güçsüz, underestimate, azımsamak. Evet, şöyle olumsuz anlam katıp artı ardına sıfat alan eklere bakalım. Im, in, ir, il şeklinde bakalım illegal yasa dışı. Legal yasal, illegal yasa dışı. Illegible okunması zor. Legible okunabilir, okunur. Illegible okunması zor. Immature olgunlaşmamış. Ham, mature olgun demektir zaten. Ime geçtim bakın. Mortal ölümlü, immortal ölümsüz. Possible imkanlı, olanaklı, olası. Impossible olanaksız, imkansız. Heh, impossible'ın nereden geldiğini anladınız mı şimdi? Hep deriz ya impossible is nothing, impossible is nothing. Arkadaş bu impossible nasıl gelişiyor? Yani possible nasıl impossible oluyor? Alın size kanıtı. Perfect, mükemmel, imperfect, kusurlu. Mükemmel olmayan yani. Regular, düzenli, irregular, düzensiz. Hatırladınız mı? Irregular verbs. Irregular, Adjectives. Düzensiz fiiller, düzensiz sıfatlar ve benzeri. Irrelevant, ilgisiz. Relevant, ilgili zaten. Irresponsible, sorumlu. Responsible, ir kattığını zaman sorumsuz. İlgilenmeyen, ilgisiz. Inaccessible, erişilemez. Accessible, erişilebilir, ulaşılabilir. Inaccurate, yanlış. Accurate zaten doğru, kesin, kati anlamındadır. Certain gibi kullanılabiliyor. In eklediğiniz zaman inaccurate yanlış, hatalı. Adequate yeterli. Inadequate yetersiz olarak tanımlanabilir. Şimdi burayla birlikte son bölüme geldim artık. Yine olumsuz ekler arkadaşlar. An, non, dis. Az önce neyi kullandık biz? Im, in, ir, il. Bunları kullandık. Bunlar da olumsuzluk anlamı katar. Sıfatlarla birlikte kullanılıyor. Bunlar da aynı şekilde. Bu şekilde hem isim Genellikle sıfatlarla birlikte tabii ki kullanıyoruz arkadaşlar. Bunları şimdi göz gezdirelim biraz. Unfortunate, talihsiz. Uncomfortable, rahatsız. Unjust, adaletsiz. Anla birlikte bunları yapabiliriz tabii ki. Non-fiction, kurgusal olmayan. Fiction kurgusal zaten. Non-political, politik olmayan. Non-neutral, nötr olmayan. Disle birlikte disloyal, sadakatsiz, dissimilar farklı, dishonest, dürüst olmayan. Bu şekilde de sıfatı direkt olarak değiştirebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Olmayan anlamını tam tersi olumsuzluk anlamını katmanız için. Evet prefixlerle birlikte ekleri bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Kendimize farklı kelimeler yaratabiliriz. Şimdi burada sizlerle birlikte ne işlediysek, hangi kelimeyi işlediysek onlarla beraber birlikte birer tane örnek yazacağız. Bu sayede daha iyi pekişir diye düşünüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.